Merhabalar değerli izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan hafta sonu haberleriyle sizlerleyim. Ve ilk haberimiz Kent Konseyi'nden. Çanakkale Kent Konseyi'nde başkanlık seçimi gerçekleşti. Başkan adaylarına sırayla konuşma hakkı tanınırken ilk önce kürsüye çıkan Şebnem Kumtepe oldu. Şebnem Kumtepe, bugün burada vereceğiniz oylar sadece Kent Konseyi'ne başkanlık edecek kişiyi belirlemeyecek dedi. Ayrıca sizin kent konseyinin neresinde bulunacağınızı da belirleyecek dedi. İşte sizlere mevcut kent konseyi yönetiminden bir örnek daha. Bugün burada verecek olduğunuz oylar sadece kent konseyine başkanlık edecek kişiyi belirlemeyecek. Aynı zamanda sizlerin kent yönetiminin neresinde bulunacağınızı kesinleştirecek. Yani kendi kaderinizi de oylamış olacaksınız. Ya kente dair faaliyet planlarının bu zamana kadar olduğu gibi dışında kalacaksınız ya da benimle birlikte istisnasız hepinizi kucaklayan bir kent konseyine kavuşacaksınız. Bu kentin geleceğini tesis eden aktörler olacaksınız. El birliğiyle olacağız. Zaten anayasal hakkım olan başkan adaylığım geçtiğimiz süreçte mevcut kent konseyi başkanı Salim Yavuz tarafından ele geçirme operasyonu olarak değerlendirilmiş. Basında da bu şekliyle sıkça yer almıştır. Sorarım sizlere, bu demeçler nasıl bir anlayışın ürünüdür? Yaşım 17 ama 63 gösteriyorum. Sizi şaşırtmasın. Sizlerden oy istemiyorum. Siz ne kadar çalışacaksanız ben sizden bir misli fazla çalışacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Arkadaşlar, şimdi size soruyorum. Kent konseyimiz bu kahramanlar için ne yapıyor? Ve Yarımada'da 100. yılda Çanakkale yazarlarının kitaplarını yayınlayalım dedik. Biz matbaacımız dedi arkadaşlarımız. Çanakkale ile ilgili bir belgesel çekelim. Biz Kültür Bakanımız dedi. Arkadaşlar, benim Çanakkale, buradaki kent konseyine aday olma gerekçem sadece savaşın 100. yılında güzel şeyler yapmaktır. Şebnem Hanım çok güzel şeyler söyledi, daha az da söyledi. Ben daha ağırlarını da söylerim. Ama biraz önce arkadaşımız bir şairden bir bölüm söyledi. Ben de başka bir şairden söyleyeyim. Cancağızım, bundan sonra yeni şeyler söylemek lazım. Hazreti Mevlana. Bravo. O bizimdir. Bizimdir. Arkadaşlar, şunu unutmayın ki kaşından daha az bıyığı olan kahramanlar oraya geldiler, soluklarını verdiler. Biz şimdi burada onlar sayesinde soluk alıyoruz. Çok affedersiniz, kıçımızı bile kaldırmıyoruz. Bir şey yap. Ve yapılan seçim sonucu ne mi oldu? Tabii ki Saim Yavuz koltuğu bırakmadı. Çanakkale Kent Konseyi'nin Türkan Saylan sosyal tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulunda mevcut başkan Saim Yavuz yeniden kent konseyi başkanı seçildi. Kullanılan oy var demiştik. 290 oyun tamamı geçerli. Saim Yavuz 147. Şebnem Kumtepe 140. Bünyamin Nami Tonka 3. Bu ayların sonucunda Saim Yavuz Kent Konseyi Başkanı olmuştu.
özel haberimizin devamını haberlerden sonra izleyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Gelibolu Yarımadası'nda korkutan yangın. Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nda tarım arazisinde yangın çıktı. Yangın ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe Köyü ile Settülbahir Köyleri arasında Milli Park içerisinde kalan bir tarım arazisinde bulunan saman yığınları henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle İngiliz mezarlığına doğru ilerleyen alevler ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. 5 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Eceabat Belediyesi itfaiyesi ve 1 helikopterin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. İş güvenliği konferansı yapıldı. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği İl Koordinasyon Kurulu İş Güvenliği ve Kanunu ile ilgili Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu'nda bir konferans düzenledi. Çıkmak istiyorum. İş güvenliği nedir? Bunu hep sorarız. İş güvenliği yeni işin yapılışıyla ilgili çıkabilecek aksaklıkları önceden ortadan kaldırmak içindir. O işle ilgili sağlıklı personelin sadece sağlıklı olması yetmiyor, aynı zamanda işi biliyor olması gerekiyor. İşi bilmesinin ölçüsü ya önceden aldığı bir mesleki eğitim ya da çalışma hayatı içerisinde farklı dönemlerde aldığı mesleki eğitim olabilir, kurslar olabilir, sertifikalar olabilir. Her türlü eğitim bu kişinin bilgi anlamında o işle ilgili yetisinin arttığını gösteren belgelerdir. Bu belgeleri de kanun zorunlu olarak istiyor. Önceki yönetmelik çerçevesinde sadece sağlıklı olması yetiyordu. Kimse eğitimine bakmıyordu. Profesyonel kurumsal firmalar sadece işte elektrikçiden elektrikçi belgesiydi. Makineciler ya da operatörden operatörlük belgesini soruyordu belki ama bunun denetiminin de iyi yapılmadığını biliyoruz. Yeni kanun eğitimin şart olduğunu ve uygulanmaması durumunda hem işverenin bu konuda mağdur olacağını, para cezası ile cezalandırıldığı gibi işçinin de mağduriyetinin söz konusu olduğunu belirtiyor. O işi yapmasına engel oluyor. Üretim teçhizatı da. Emniyet 6500 polis alacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri 14. dönem eğitimlerine üniversite mezunu 6260 erkek, 240 bayan olmak üzere 6500 adayın asıl 1950 adayın ise yedek olarak alınacağını duyurdu. Geçtiğimiz ay polis meslek eğitim merkezleri 14. dönem eğitimlerine üniversite mezunu 130'u bayan olmak üzere 3250 adayın asıl 975 adayın ise yedek olarak alınacağını duyuran Emniyet Genel Müdürlüğü 9 Ekim günü yaptığı açıklamayla öğrenci alımına ilişkin tüm iş ve işlemler ile yapılan duyuru iptal edildiğini açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada polis meslek eğitim merkezlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı mesleki temel eğitimin verildiği parasız yatılı ve üniformalı eğitim kurumları olduğu belirtildi. 2014 yılında başlatılacak 14. dönem pomemleri 2013 ve 2014 yılları kamu personel seçme sınavının birisinden puan türünden 60 ve üzerinde puan alan ve en az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvuru yapabilecekleri vurgulandı. Açıklamada 14. dönem pomemleri 6260 erkek, 240 bayan toplam 6500 aday asıl olarak alınacak. Bu miktarın %30'u olan 1878 erkek, 72 bayan toplam 950 aday yedek olarak belirlenecektir. Adaylar ikamet ettikleri ildeki İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü'ne 20 Ekim 2014, 7 Kasım 2014 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır. Müracaatlar 7 Kasım 2014 tarihi saat 17'de sona erecektir.
Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir denildi. Meme hastalıkları farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. 1-31 Ekim meme kanseri bilinçlendirme yetkinlikleri kapsamında tüm kadınlar el ele karşı koyalım kansere sloganı ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten bu yürüyüşe katkı verdiniz. Sizler olmasaydınız zaten bizim gibi böyle sivil toplum kuruluşlarının başarılı olabilmesi mümkün değildi. Sivil toplum kuruluşlarının başarılı olabilmesi ancak halkın desteğiyle, halkın yoğun desteğiyle mümkündür. Böyle bir yürüyüşü planlanırken bize bu konuda çok büyük katkı sağlayan ve yürüyüşü bizimle beraber adeta omuzlayan, hatta bizden daha fazla omuzlayan Çanakkale Belediyesi'ne ve Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı özellikle Rebiya Hanım'a, Rebiya Hoca Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hakikaten idareler insana yatırım yaptığı sürece vardır. İlber Ortaylı Çanakkale'ye geliyor. 2015 Koordinasyon Merkezi Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında yapılacak olan ulusal ve uluslararası organizasyonlarına başladı. 100. yıl etkinliklerinin ilk ayı olarak saplanan 2015 söyleşileri Ekim ayında başlıyor. Söyleşiler kapsamında Türk ve dünya tarihi konusunda uzman isimler şehrimizi ziyaret edecek. Bilgilerini Çanakkalelilerle paylaşırken bilinmeyenlere cevap verecek. 1. Dünya Savaşı'na dair detaylar su yüzüne çıkacak. 2015 söyleşilerinin ilk konuğu bugüne kadar 36 esere imza atan, 7 yıl Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı görevini yürüten Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlber Ortaylı, 20 Ekim Pazartesi saat 16'da Çanakkalelilerle buluşacak. Söyleşi Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek. MÜSİAD turizm zirvesi yaptı. 100. yılında Çanakkale Destanı'nın bölge turizmine katkıları başlıklı zirvede sektör temsilcileri bir araya geldi. MÜSİAD Hizmet Sektör Kurulu Başkanı Muhammed Ali Özken'in yönettiği zirvede sektör temsilcileri turizmcilerin sorularını cevapladı. Ardından Çanakkale MÜSİAD'ımızın şube sunumu. Ardından da programımıza başlayacağız. Çanakkale, ulusal gururu ve ulusal kahramanlık destanının görkemli adı. Huzur ve barışa hasretin her geçen gün arttığı dünyamıza örnek olan bir barış mekanı ve tarihsel bir miras. Bu topraklar tarihsel süreçte ev sahipliği yaptığı olaylarla Türkiye'yi dünya ölçeğinde temsil eden bir mekana dönüşmüştür. Diğer yandan Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale, dünya üzerinde kendine yürekten bağlı çeşitli uluslara mensup insanlar için bir isimden, bir yer adından daha fazla anlam taşımaktadır. Çünkü Çanakkale ruhu bir yandan ulusal değerlerimizin yeni nesillere aktarılmasına aracılık ederken, diğer yandan dünya barışına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Çanakkale'nin bu konuda üzerimize yüklediği sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek olması gereken bir değeri. Bu bizim ulusal gurur kaynağımız. Bunda bizim rahatsız olacak bir şeyimiz yok. Biz vatan savunması yapmışız, işgale direnmişiz. Bunda sakınacağımız, utanacağımız herhangi bir şey bulunmuyor. Bakınız, St. Petersburg şehrinin aldığı madalyalar, İkinci Dünya Savaşı'nda kahramanlık madalyaları, belediye binasını süslemekte. Bu müzenin etrafından objeler, içinden çeşitli askeri birliklerin flamaları gösteriliyor. Burası Belarus'tan, Minsk'ten
Çok sayıda afiş, fotoğraf örneği vardı. Sadece buraya ikisini alabildim. İkinci Dünya Savaşı'nı çok iyi belgelemişler fotoğraflarla. Fotoğraflar acıyı olağanüstü yansıtma başarısı göstermiş. Biraz önce de burada konuşmacılar söz ediyorlardı. Tüylerimiz diken diken oldu. Kaybolan meslek Çini işlemeciliği. Kaybolan mesleklere olan ilgiyi artırmak amacıyla Bir Usta Bin Usta projesi Çanakkale'li halkın katılımıyla Çini işlemeciliği hayata geçirildi. Kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere olan ilgiyi artırmak Bir Usta Bin Usta sosyal sorumluluk projesi Türkiye genelinde kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaşatmak. Bu mesleklerin yeniden canlanmasını ve ustalarının deneyimlerinin geleceğe taşınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Her yıl 5 farklı ilde düzenlenen kurslar bu yıl Çanakkale'de Çini işlemeciliğiyle hayat buldu. Çini işlemeciliği kursunu başarıyla tamamlayan 18 kursiyer, Nisan ayında başlayan kursta yaklaşık 4 ayda 312 saat eğitim gördü. Katılan kursiyerlerin ortaya çıkardığı ürünler 10 ve 17 Ekim tarihleri arasında Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde Çanakkale halkının beğenisine sunuldu. Çanakkale'de Nilüfer Rüzgarı esecek. Çanakkale Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanan Çanakkale Belediyesi yine renkli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda 29 Ekim akşamı saat 20'de Cumhuriyet Meydanı'ndan Fener Alayı start alacak. Yürüyüşün sona ereceği kordona saatler 20.45'i gösterdiğinde havai fişek gösterisi düzenlenecek. Gecenin finalinde ise ünlü sanatçı Nilüfer sahne alacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser saat 21.30'da başlayacak. Yıllara meydan okuyan pop müziğinin önemli isimlerinden Nilüfer şarkılarını Çanakkale'liler için seslendirecek. Ayvacık'ta minibüste 23 kaçak yakalandı. Ayvacık ilçesinde durdurulan bir minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 23 kaçak yakalandı. Alınan bilgiye göre ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Gülpınar Köyü yakınlarında yaptıkları trafik uygulamasında MT'nin kullandığı 34JN1102 plakalı minibüsteki kişilerden şüphelendi. Aracı durdurup kontrol eden ekipler ikisi Somali, 8'i Eritre, 13'ü Afganistan uyruklu 23 kaçağın bulunduğunu belirledi. Kontrol noktasından kaçmaya çalışan MT gözaltına alındı. Kaçaklar ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Ve bir spor haberiyle devam ediyoruz. Lapseki'de Coca-Cola Akademi Ligi'nde U14 maçında Dardanel Beşiktaş karşılaştı. Maça iyi başlayan Dardanel U14 takımı geliştirdiği ataklarda sonuca gitmeyi başardı. Güçlü rakibi karşısında iyi oyun sergileyen Dardanel 2-0 kazandı. Coca-Cola Akademi Ligi'nde U15 maçında ise Dardanel Beşiktaş karşılaştı. İki takım da kontrollü bir oyun sergiledi ancak skora etki edecek golü bir türlü bulamayan taraftar golsüz 0-0 berabere kaldı. Çanakkale Kent Konseyi'nde başkanlık seçimi gerçekleşti ama Çanakkale Kent Konseyi'nden bir haber. Çanakkale Kent Konseyi seçimleri tamamlandı ancak Boğaz TV Çanakkale halkına Kent Konseyi'ni ve beklentilerini sordu. Bakın nasıl cevaplar geldi. Kent Konseyi hakkında bilginiz var mı? Maalesef. Çanakkale'de bir kent konseyimizin olduğunu biliyorsunuz. Peki görevleri hakkında bir bilginiz var mı? Hayır yok. İldeki meclis üyeliğiyle ilgili bir olay galiba. Peki sizce kent konseyinden beklentileri ne olmalı Çanakkale'nin? Halkın dertleriyle, problemlerle ilgilenmesi gereken bir kuruluş olması gerekiyor. Benim anladığım o. Var. Peki ayın 18'inde seçime gidecekler. Ayın 18'inde seçime gideceğine kadar biliyorsunuz. Peki Çanakkale halkı kent konseyinden ne beklemeli?
Hiçbir şey. Şeyleri yok, bütçeleri yok. Ne bekleyecek? 700-800 bin lira parayla personel giderleri artı büro giderleri artı ısınma giderleri karşılandığında geriye ne kaldı? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O zaman ne bekleyeceğiz? Hiç yok. Hiç yok gerçekten. Senin? Bizim de yok. Yok. Sizin arkadaşlar? Hayır maalesef. Sizin kent de mi kent konseyiyle ilgili bilgi? Geldiğiniz şehirlerde yok mu kent konseyi? Hayır hiç duymadık ya. Yani her belediyenin ya da her belediyenin olduğu yerde mutlak var. Çanakkale Kent Konseyi ve özellikle de mahalle meclisleri de mevcut bunlarda. Size kent konseyi bilmiyorum ki neyse. Kent konseyi hakkında bir bilgin yok? Yok. Ben yurt dışındayım. Hangi ülke? Almanya. Almanya'da öyle konseyler var mı? Onu da bilmiyor. Onu da bilmiyorsun. Siz? Ben de bilmiyorum. Siz de mi yurt dışında? Yok ben buradayım Çanakkale'deyim. Buralısınız? Aynen. Yozgatlıyım da 30 senedir Çanakkale'deyim. Ben. Peki kent konseyi hakkında bilginiz var mı? Yok benim de yok. Sizin de bir bilginiz yok. Yok. Son zamanlarda yok. Son zamanlarda yok. Evet. Peki Çanakkale'de bir kent konseyi olduğu hakkınızda bilginiz var mı? Onu duymuşsun evet. Onu duydunuz. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz, haberlerimiz bu akşamlık bu kadar. Yarın yeni haftada Gülçin Akın sizlerle ana haber bülteninde olacak. İyi ve güzel haberler almanız dileğiyle. Mutlu hafta sonları.